Elektrikli araçlar için yeni ithalat ve satış şartları getirildi. Ticaret Bakanlığı'nın ilgili tebliği resmi gazetede yayınlandı. İthal edilen elektrikli araç Avrupa Birliği ve Serbest Ticaret Anlaşması imzalanan bir ülkeden gelmiyorsa izin belgesi alınması zorunlu olacak. Yani daha çok Çin'den ithal edilen araçlar kapsama giriyor. Yaklaşık 100'e yakın Çinli otomobil markası vardı. Bunlar herhangi bir yatırım yapmadan, çok büyük yatırımlar yapmadan, altyapı kurmadan Türkiye'de ucuz elektrikli araç satmak istiyorlardı. Dolayısıyla bakanlığın bu yeni düzenlemesi bu tür girişimlerin önüne geçti. Türkiye'ye satış yapan otomobil markasının montaj, bakım ve onarım için 7 coğrafi bölgede en az 20 yetkili servis istasyonu kurması gerekecek. Ayrıca Türkiye'de en az 40 personele sahip Türkçe çağrı merkezi hizmeti vermesi şartı aranacak. Şirketler şartları sağlayacağına ilişkin yazılı bir taahhütname imzalayacak. Bakanlık diyor ki gel kardeşim sen yatırımını yap, altyapını kur, teknik ve idari personelini eğit, call center'ını kur, ondan sonra satışını yap diyor. Böylelikle Türkiye elektrikli otomobil pazarı uzak doğulu, çok da menşei ve altyapısı bilinmeyen markaların hurdalığı olmayacak. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada önlemlerin tüketiciyi korumak için alındığı dile getirildi. Özellikle son senelerde artan elektrikli otomobil satışları çerçevesinde artan tüketici şikayetleri, ki bu tüketici şikayetleri çoğunlukla satış sonrası hizmetler tarafında kaynaklanıyordu. Türkiye pazarında hali hazırda satış yapan veya Türkiye pazarında gelmek isteyen özellikle Çinli markalar daha ekonomik araçlar satıyordu. Ve açıkçası Türkiye otomobil pazarı, Türkiye elektrikli otomobil pazarı bu gibi yeni satıcıların gelmesiyle birlikte, regüle edilmeden gelmesiyle birlikte açıkçası elektrikli araç hurdalığına dönebilirdi. Bazı Çinli markaların elektrikli araç fiyatı çoğu içten yanmalı araçlardan daha ucuz. Ancak şimdi eğer satış yapmaya devam etmek isterlerse maliyetleri artacak. Bu durumunda fiyatları artıracağı düşünülüyor. Özellikle Çin'den Türkiye'ye gelen daha ekonomik, daha ucuz araçların fiyatları artık bu fiyatları çok göremeyeceğiz. Şu an çok çok ekonomik olarak satılan veya algısı öyle olan Çinli elektrikli araç markalarının bundan sonraki dönemde fiyatlarının artık çok daha ekonomik olmayacağını görüyoruz.